Merhabalar efendim. Covid-19 ile ilgili iki haber var. Onlarla ilgili kısa bilgi aktaracağım size. Bir tanesi Covid-19 beyni küçültüyor mu, küçültmüyor mu? Bununla ilgili yapılmış bir çalışma gazetelere düştü, haberlere düştü. Covid-19 ile ilgili Amerika'da değil, İngiltere'de bir çalışma yapılmış. 40 bin beyin tomografisi incelenmiş, öncesi ve sonrası. Tabii çok büyük bir çalışma fakat aslında 394 pozitif insanla normal tetkikleri çıkmış olan kişiler karşılaştırılmış. Ve görülmüş ki beynin gri maddesinde, yani asıl fonksiyonu açısından önemli olan bölgesinde, gri maddede bir azalma saptanmış. Peki bu azalma bizim için ne ifade ediyor? Bunu ifade etmeden önce hemen çalışmanın içine bakarsak, hastaneye yatanlar sadece 15 kişi ve bu 15 kişi diğer normal olan 15 kişiyle, yani COVID negatif olan kişiyle karşılaştırıldığı zaman belirgin bir fark saptamamış. Bu da çalışmanın içerisindeki çelişkilerden bir tanesi. Dolayısıyla tek başına bir karar vermek pek mümkün değil. Yalnız burada çok ilginç bir olay var. Beynin gri maddesinin azaldığı bölgeler aslında COVID-19'la ilgili bölgeler. Niye diyeceksiniz? Çünkü COVID-19 burundan ve solunum sistemi aracılığıyla bulaşıyor. İşte koku alma ve tad alma duygusu ve onun sinir yollarıyla ilgili olan bölgelerde gri madde azalıyor. Yani demek ki bu yoldan COVID-19 beyine ulaşıyor ve kan beyin bariyerini geçiyor. Bu da önemli bir bulgu. Peki diyeceksiniz ki ne olacak bundan? İşte COVID-19 geçirenlerde halsizlik, yorgunluk, depresyon, beyin sesi denilen bir durum var. Yani bilişsel fonksiyonlarda biraz azalma. İşte bunun sebebi de beynimizdeki hücrelerimizden bir tanesi olan astrositlerin direkt olarak COVID-19'dan etkilenmesi. Dolayısıyla bu konu daha çok su kaldırır. Gelelim ikinci haberimize. Sonovir'le biten ilaçlar, biliyorsunuz antiviral ilaçlar, Molnupiravir diye yeni bir ilaç çıktı. Bu ilacın özelliği şu: COVID pozitif olan hastalarda tedavi amacıyla kullanılıyor ve hastane yatış oranı normal hastalarda %14, bu ilacı kullananlarda %7 olmuş, yani yarı yarıya düşürmüş. Bir de COVID pozitifi negatife dönüştürüyor. Kötü tarafı, bu ilacın hediyesi $700. Zaten $700 olduğundan dolayı hemen borsada bu şirketin değeri artmış %3 civarında. Ama iyi bir haber var, o da şu: hastaneye yatmak çok maliyetli ve kötü. Yoğun bakıma yatmak çok maliyetli ve kötü. Dolayısıyla $700 harcayıp daha büyük masraflardan kurtulmak söz konusu olabilir. Amerika zaten bu ilacın siparişini vermiş durumda. Dünyada ilk defa Amerika'da kullanılacak. Yalnız küçük bir detayı aktarmamız lazım. Bu salgının maalesef devletlerin sosyal güvenlik sistemine ve sağlık sistemine büyük bir hasar vereceği ve bu hasarın önümüzdeki dönemlerde gerçekleşeceği düşünülüyor. Efendim, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.